Merhabalar. Adana'dan hepinize selamlar, saygılar. Nur hayat ötemiz sonsuz. Şimdi Adana'da kardeşimin kebap dükkanındayım. Burası Cihangir Kebap. Öğlen Mersin'deydim. Amcamın dükkanıydı orası. Eyvan Kebap. Şimdi müşterilerden biraz böyle kenara geldim, sakin olsun diye. Sizlerin sağlık ve şifasına vesile olacağım. Şimdi sizlerin bolluk bereketine vesile olacağım. Bilgeliğinizin yaşadığınız çağdan milyonlarca, trilyonlarca yıl sonrasının bilgeliğine ulaşmasına vesile olacağım. Huzurunuzun, mutluluğunuzun, cesaretinizin, başarınızın, mucize ötenizin, nur hayatınızın sonsuz olmasına vesile olacağım. Yaklaşık yarım saat önce Erdoğan Baycanlar hocamın tekvando salonundaydım Adana'da, Kenan Evren Bulvarı'nda, Çukurova Elektrik Lisesi karşısında. Orada antrenmandaydık. Allah razı olsun onlardan, bizleri onurlandırdılar, plaketler verdiler. Ne güzel, sporu yaşayan, yaşatan, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutan, onların güzel ahlaklı birer sporcu olmalarını, Türkiye, Avrupa, Dünya, Olimpiyat şampiyonu olmalarını sağlayan güzel insanlara ellerine, yüreklerine sağlık. Adana'da bu işi yapan, bu işin ustaları, pirleri, genç Osman Aşan hocama selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Nurettin Avcı hocama selam, saygılarımı sunuyorum. Mustafa Laman hocama selam ve saygılarımı sunuyorum. Mehmet hocama selam ve saygılarımı sunuyorum. Necati hocama selam ve saygılarımı sunuyorum. Erdoğan Baycanlar hocama selam ve saygılarımı sunuyorum. Ufuk hocama selam ve saygılarını sunuyorum. Ve şu anda adı ilk etapta bir çırpıda aklıma gelmeyen bütün hocalarıma selam ve saygılarımı sunuyorum. İşte bu sene, hatta 15 gün önce bir dünya şampiyonu çıkardılar. Paralimpik dünya şampiyonu. Fatih hocamız dünya şampiyonu oldu. 2 yıl önce de yine dünya şampiyonu olmuştu. İşte bu dünya şampiyonları ülkemizden çıkıyor. Hem de Adana'mızdan. Tabii İstanbul'dan, Ankara'dan da başka şampiyonlarımız var. Onlara da buradan selam, saygı, mucize ötesi, nur hayat ötesi başarılar diliyorum. Şimdi sizlerin sağlık ve şifasına vesile olalım. Size telefon numarası vereceğim. Lütfen şu anda arayacak kişiler sadece İşitme problemi olanlar olsun. Sadece işitme problemi rica ediyorum. Ve kulak zarı delik olanlar. Sabredin, inanın ki şöyle 15-20 dakika birkaç tane kulak zarını şifalandıralım, işitme problemini bitirelim. Sonra skolyoza, bel boyun fıtıklarına, sonra ayak kısalıklarına, sonra kistlere, nodüllere, onların şifalanmasına geçeriz. Sizden ricam, şu an vereceğim numarayı lütfen sadece işitme problemi olanlar arasınlar. Ve başa tutturulan yorum haline de getirdim. Telefon numarasını buraya yazdım. Biliyorum bazılarınızın
yıllardır kronik hastalığı var. Ya da bazılarınız yeni bir hastalıkta ve bundan kurtulmak istiyorsunuz ama şu anda beni telefonla sadece kulak zarı ve işitme problemi olanlar arasın, kulak zarı rahatsızlığı olanlar arasın, sizlerin problemlerini ben bu arkadaşımızla, beni arayacak bu tür hastalığa sahip arkadaşımızla şifa çalışırken sizler ondan kurtulacaksınız. Numarayı yazdım. Ve numarayı bir kez daha yazayım. Ve telefon bekliyorum. Evet arkadaşlar, kulak zarı delik olanlar, kulak zarı hiç olmayanlar, işitme cihazı kullananlar, işitme kaybı olanlar, hiç duymayanlar arasınlar. Alo. 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 Buyurunuz. Hocam ben canlı yayına bağlanmak için aramıştım sizi. Tamam. Sesiniz çok az geliyor. Tamam. Bağırarak konuşacağım. Şu an iyi. Bugün Face'de şey seçildim. Sizi takip ve paylaşımda birinci seçildim. Alo hocam. Birinci seçilmek... Hocam sesim geliyor mu? Tamam şu an çok iyi. Birinci seçilmek mi dediniz? Bir daha tekrarlar mısınız? Evet hocam. Paylaşım önünüzü çok yaptığım için Face beni en alakalı takipçiniz ilan etmiş. O zaman... Böylelikle sizin için Face açmıştım. Ve bugün niyet etmiştim. Çok teşekkür ederim varlığınıza. Ben o zaman size teşekkür ederim ve özellikle bu gayretinize bir de Facebook'un size takdir etmesinden dolayı hem Facebook'a hem sizi takdir ediyorum. İnşallah size faydamız olsun inşallah. Şifanızı vesile olalım. Nereden arıyorsunuz? İsminiz nedir? Ne çalışalım? Hocam İstanbul psikoloğum Esma Kadriye Yıldırım. Sizi çok seviyorum. Baş tanrısınız. Bir daha söyleyeyim. Psikoloğum mu dediniz? Evet hocam. Buyurunuz. Ben size bir kere gelmiştim. Daha sonra çok rahatsızlandım. Şu zamana kadar hep hastalıkla geçti. İsminizi bir daha söyleyin. Esma Kadriye Yıldırım. Tamam, biliyorum sizi. Siz Florya'da oturuyordunuz. Biliyorum hocam. Evet Florya'dayım. Tamam. Şu anda mumlarımı yaktım. Ankara kışım karşımda. Yani sizinle bir olmaya niyet etmiştim. Çok teşekkür ediyorum. Ve tekrar, galiba tekrar. Geçen sene İstanbul, evet. Kadıköy'de eğitimimize ziyarete gelmiştiniz. Bir sene, evet, oldu hocam. Galiba. Tamam. Sonra ben hastalandım. Çok ciddi. Daha iyiyim ama bu gece sizinle olursak bütün benim gibi rahatsızlığı olanlara. Tamam, çok geçmiş olsun. Ne çalışacağız? Hocam siz kulak çınlaması dediniz ama benim karaciğerim anamnesi bozdu. Karaciğer, böbrekte kist var. Hangisini söyleyeyim? Mide, pankreas, dalak ve bütün bağırsaklarım. Çok ağrılarım vardı. Canlı yayınlarınızda katıldım sürekli. Oldukça ağrılarım tamamen kesildi. Sizin canlı yayınlarınızda. Çok geçmiş olsun. Ben niyet ettim. Şimdi bundan sonra ilk niyetimde eğitimlerinize gelmek diliyorum. Ders diyorum. Sizinleyim. Şimdi durum nedir? Önce neye çalışalım? Mesela elle tutulur bir rahatsızlığınız var mı? Elle tutulur hocam, dedim. Çok ağrılarım vardı. Çok. Ağrıdan hiç uyuyamıyordum her gece. Ben bu sizin canlı yayınlarınızı dinlemeye başladım. Yani bizzat katıldım. Ve ağrılarım geçti. Tamam. Şu an ihtiyacınız olan nedir şu an? Hocam bütün
iç organlarımda bir temizlik, nasıl diyeyim? Tamam. Peki şöyle, elle muayene edildiğinde bağırsaklarınız ya da karaciğerinizde ele gelen bir kitle var mı? Hocam 2-3 kere hastanelik oldum geçen ay. Doktora gittim. Şimdi DNA tahlillerimi istemişti. Ben çok iyi şifalandığımı düşünüyorum zaten de. Elle gelen çok bir şişlik var sol tarafımda. Bugün de ağrıdı biraz ama çok değildi. Çok ciddi, yani gerçekten çok sıkıntım var. Diliyorum hepsi son bulsun. Bir saniye. Şimdi bağırsaklarınız bedeninizin sol tarafında ele geliyor. Evet, demek nasıl ele geliyor? Hocam şu anda bile biraz şiş. Yemek yiyemiyorum. Mide bulantılarım var. Kusuyorum. Hiç yemek yiyemiyorum. Size öyle söyleyeyim. Ben sonrasında gelemedim size. Böbreğimdeki kist 1.7'ken 2 santim oldu. Dalak ve pankreasımda biraz sıkıntılar yaşandı. Ultrasonla bakıldı. Ben bu çalışmadan sonra hepsinin sonuçlarını paylaşacağım. İzniniz olursa. Memnun. Zaten bunu isteriz biz. Tamam. Ben sizi çok seviyorum. Baş tacısınız Gülmük abi. Çok teşekkür ederiz. Ben bu enerjinin kıymetini çok iyi biliyorum. Emin olun biliyorum. Benimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum bu akşam. Allah razı olsun. Şu anda İstanbul'dasınız zannediyorum. Şu anda Florya'da çatık adında evimde mumları yaktım. Bir şişe su koydum sizin mucize enerjinize uyumlanması için. Bende bir hediyeniz var önümde. Emanetiniz var. Ve bütün ağrılarımdan artık canıma tak dedi hocam bu ağrılar. Allah razı olsun. Yani hediyenizden dolayı. Peki yani sizin şunu, tamam, şunu hemen söyleyelim. Yanlış anlaşılmasın diye. Estağfurullah. Yani bizde tamam, o sizin kendi tasarrufunuz, su koymuşsunuz bir yere, ama bizim hani eğitimlerimizde ya da çalışmalarımızda böyle bir şey yok. Bizim izleyicilerimiz acaba öyle bir uygulama yapılıyor mu diye düşünmesinler. Ben öyle içimden geldi, ne tamam. Olur kimse yanlış anlamasın. Ve çünkü yani bugüne kadar ki eğitimlerinizden ve yaşam tarzınızdan böyle bir şey yapmışsınız. Belki de sürekli yapıyorsunuzdur, evet. Tamam. Yo, sürekli yapmıyorum hocam. Ben bu gece bağlanamazsam arayan çok olur diye kendi kendime niyetlerde bulundum öyle. Tamam. Sizinle bir olmak için. Allah razı olsun. Ve şu. Buyurun. Tamam. İzleyicilerimize söylüyorum. Bizim şifaya vesile olma çalışmalarımızda hiçbir ritüel, mütüel falan yok. Harikasınız. Hiçbir şey yok. Nasıl ki sizler dua ederken bir şey yapmıyorsanız. Evet. Bazen gözünüz açık dua ederseniz, bazen gözünüz kapalı, bazen yürürken, koşarken, uçarken, her zaman, her yerde dua edersiniz. Bu da aynı o şekilde. Tamam. Lütfen o zaman. Çok teşekkür ederim. Şu anda. Ben aslında sizin çok üst bilgiyle çalıştığınızı biliyorum. Ama işte insan hani mucizeye bile inanmakta zorluk çekiyor. Hazırım hocam. Tamam. Çok seviniyorum. Hadi. Adana'da kardeşlerinizin kebapçı dükkanlarına geleceğim iyileşip. Ne güzel, inşallah. Haydi. Amin. Şu an ekran başındaki bütün dostlar, dünyanın neresindeyseniz ve bunu ister şu an dinleyin, ister yarın, ister milyarlarca yıl sonra dinleyin. İster insan formunda, ister robot, ister bambaşka yeni bir yaşam formunda olun. Allah'tan istediğiniz, Yaradan'dan istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi için bunu bir vesile kabul edin ve istekleriniz gerçekleşecek. Şu anda Kadriye Hanım, gözünüzü kapatın ve ekran başındaki bütün dostlar, eğer bizlerin videolarını paylaşıyorsanız, duyurularımızı paylaşıyorsanız kapatın gözünüzü. Ama paylaşmıyorsanız lütfen sayfamdan çıkın gidin. Yani bu çok açık ve net. Lütfen sayfamı terk edin. Hani bir daha vurgulayarak söylüyorum. Videolarımızı, duyurularımızı paylaşmıyorsanız sayfamı terk edin. Size hakkımı da helal etmiyorum. Ve size şifayının ulaşmasına da vesile değilim. Sadece bizlerin
videolarını, duyurularını, eğitmenlerimizin videolarını, duyurularını paylaşan insanların sağlığına, şifasına vesileyim. Aslında benim sizlere hiç vesile olmama gerek yok. Sizler direkt Allah'tan istediğiniz her şeye kavuşabilirsiniz. Ama bunu pek çoğunuz yolunu yordamını bilmiyor ya da kalkıp da Allah'a dua etmiyor. Bilmiyor. Biz vesileyiz sence. Şifayı da her şeyi veren Allah. Biz sence vesileyiz. Bizim daha fazla insana ulaşmamızı, cana ulaşmamızı biz video ve duyurularımızı paylaşmanızla sağlayabiliriz. Bunu istiyoruz. Bunu da yapmıyorsanız lütfen sayfamı terk edin. Bu kadar. Haydi bakalım. Evet hocam. Gözlerimiz kapalı. Ah. Evet arkadaşlar, temiz yürekler, can dostlar, gözleriniz kapalı ama tabii yürüyorsanız, araç başındaysanız, spor yapıyorsanız gözlerinizi kapatmayın. Şu an işitme kaybı olanlarda, göz rahatsızlığı olanlarda, bedenin neresinde ne rahatsızlık varsa bütün dostlar, bunun yok olmasına şu an vesileyim. Gözleriniz kapalı ve içinizden 300'e kadar lütfen sayın Kadriye Hanım ve herkes saysın içinizden. Yüzün katlarına geldiğiniz zaman söyleyin, 100, 200 de söyleyin. Şu an işitme kaybı olanlar bundan kurtuldular. Biliyorum yani. Şu an kulak zarı delik olanlar, kulak zarlarınızın deliği kapandı. Kulak zarı hiç olmayanlar, kulak zarınız oldu. Duymayanlar şu an duymaya başladı. Boyun bel fıtığı olanlar, skolyozu olanlar, kuyruk sokumunda rahatsızlığı olanlar şu an bunlardan kurtuldu. Çalışmanız devam ediyor. Kaça geldiniz Kadriye Hanım? 218 hocam. 218 tamam.
Tamam. Nimet Hanım, açın gözle, pardon, Kıymet Hanım, gözlerinizi açın ve Kadriye ben açtım. Pardon, Kadriye Hanım. Ve dünyanın her tarafındaki arkadaşlar, gözlerinizi açınız. Kadriye Hanım, şimdi hemen bunları test etmek sizde biraz zor olacak. Çünkü ben hep iyi olacağım size tahlillerimi. Her tamam. Biz hani işitme problemi olanlar ya da kulak zarı delik olanların anında anlıyoruz, test ediyoruz ya. Sizinkini test edemeyeceğiz, anlayamayacağız ve hemen şu anda da belki bitmemiştir, işlem sürüyordur. Lütfen siz en yakın zamanda doktora gidin, hepsi hakkında bilgilerinizi alın ve bizimle paylaşın. Selamlar. Bu gece bilerek sizinle niyet etmiştim hocam. Karnımın altında bir baskı oldu böyle, çok ciddi. Ben çok acı kilo verdim, yemek yiyemiyordum. Biliyorum ki nur hayat ötemiz sonsuz. Amin. Selamlar, saygılar o zaman, uğurlar olsun. Ben çok teşekkür ediyorum. Canlı yayında kalıyorum hocam. Doğru mudur? Telefonu kapatalım. Siz bundan sonraki canlı yayınları dinleyin. Yani başka arkadaşlar. Hocam sizi çok seviyorum. Yürü abime teşekkür ediyorum. Baş tacısınız, Allah razı olsun. Uğurlar çok olsun. Tamam, kapatalım. Hocam. Arkadaşlar tamam, kapatalım. Arkadaşlar tamam. 13-14 Temmuz'da Manisa Spildan'da eğitimimiz var. 20-21 Temmuz'da İstanbul'da eğitimimiz var. 23-24 Temmuz'da Ankara'da eğitimimiz var. 27-28-29-30-31 Temmuz, 1 Ağustos tarihlerinde Mısır'da 6 günlük eğitimimiz var. Giza piramitleri ve Luxor piramitlerinde 3 gün Giza'da, 3 gün Luxor'dayız. Bu kadim bilgiyi orada vereceğiz. Eğitimlerimize katılmak için asistanım Emiş İspir'i arayınız, 0507-192-0620. Arkadaşlar şimdi bunu kapatıp yeni bir canlı yayın açacağım. Selamlar, saygılar.